O sürünün lincini biz tarihte sayısızca görüyoruz. Alimlerimizi, düşünürlerimizi, mütefekkirlerimizi, aydınlarımızı bu sürünün linç ettiğini görüyoruz. Zaten sürü linç eder. Sürü adaletle ilgilenmez. Sürü hakikatle de ilgilenmez. Sürü yargılamakla da ilgilenmez. Sürü linç eder. Onun için sürünün delille ilgisi yoktur. Delile ihtiyacı yoktur. Delil aramaz. Sürü gerçeği nedir diye sormaz. Sürü bu doğru mudur diye sormaz. Soru sürü bu yalansa ya diye düşünmez. Ya biri yalan söylemişse? Ya biri bizi işletiyorsa? Ya biri bizi dolmuşa getiriyorsa? Ya biri bizi kullanıyorsa? Ya biri bize hedef gösteriyorsa? Ya biri bizi kendi istemediği birini linç ettirecekse diye düşünmez. Sürünün tipik tavrı ve tarzı budur. Zaten böyle olduğu içindir ki sürüdür. Mekke'de Allah Resulü'nün hani hatırlar mısınız? Kabe'ye gidip gelirken taşlayanlar vardı. Yine Taif'e gittiğinde arkasına koşturup taşlayanlar vardı. Mekke'de namaz kılarken etrafına ses ve gürültü yapıp onu boğmaya çalışanlar, Kur'an okurken duyulmasın diye boğmaya çalışanlar, yoluna işkembe atanlar, secdeye kapandığında sırtına işkembe koyanlar vardı. Bu da sürüydü işte. Tam sürüdür. Tam sürüdür. Dolayısıyla bu sürüyle uğraştı Allah Resulü bir ömür. Medine'de bu sürü bitti mi? Medine'de de bitmedi. Bitmedi ki bu ayet medeni zaten. Bakara suresinin 104. ayeti Medine'de indi. Yani ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Siz ey iman edenler. Onun için bu ayeti müfessirlerden bazıları Yahudilere yormuşlar ama kurtaramıyor, kurtarmıyorsunuz. Çünkü bu emir iman edenlere, Yahudilere değil. Bu emir ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. İman edenlere bir emir. Bu anlamda sürünün kurbanlarını saymakla bitmez dedim. Bakınız sürünün kurbanlarından biri Taberi. Onun dersine gelen sürü derste hocalarını taşlamaya başladılar. 80 yaşındaydı, 80 küsür yaşındaydı. O pirifani ömrünü ilme adamış, ilimle evlenmiş, ömür boyu hiç evlenmedi çünkü Taberi. İlimle evlenmiş bu yiğit adam sadece onların yalanlarına evet demediği için, uydurulmuş yalana evet demediği için, hadis diye uydurulmuş bir yalanı sordular. Allah arşta peygamberi sağ tarafındaki koltuğa oturttu mu? İmkansızdır dedi Taberi, bu oldu. Bu oldu, bundan sonra ondan bir şey çıkmadı, ölünceye kadar. Dolayısıyla taşladılar, evine kaçtı, evini taşladılar. Evinin bu taşlama sonucunda öldü ve mezara bile gömmediler, gömemediler, evinin avlusuna gömdüler. 4 kişi, gece yarısı. Sürünün linci saymakla bitmez. İbn-i Rüşd'ü caminin içinde taciz ettiler, darp ettiler, ahlaksızlar, sürü. 4 tane o günün şeyhi İbn-i Rüşd'ün üzerine sürüyü saldı. Ve doğru mudur diye sormadılar. Bu ömrünü düşünceye, tefekküre, ilme, hukuka adamış yiğit adamı. Övüncümüz, kıvancımız olan adamı. Ve o acıyla memleketinden çıktı, sürgün edildi ve gurbette öldü. Bakınız, geçen yüzyıl, 20. yüzyıl sürünün linçleriyle doludur. Osmanlı'nın aslında yıkılışında sürünün parmağını görürsünüz. 31 Mart hadisesi, aranızda okuyanlar var mı bilmiyorum. Yani
Eğer tarihten okumuyorsanız bari Kılıç Yarası gibi romanlardan okuyun. Okuyun da öğrenin. Yakın geçmişte neler olmuş? Avcı taburlarını birileri kışkırttı. Sürü muamelesi yaptı onlara ve fişeklediler. Avcı taburları geldiler, Sultanahmet Meydanı'nda çadır kurdular ve şeriat isterük diye bağırdılar. O zaman Osmanlı'yı yöneten Abdülhamid. Yıl 1909. Ve işte bu başlattı her şey. Ondan sonra her şey arka arkasına, arka arkasına geldi. Koca imparatorluk 10 yıl içinde yıkıldı gitti. Ve bu sürüyle başlattılar işi. Ondan sonra çok ilginç. Cumhuriyet döneminin ilk sürü operasyonu Menemen. Menemen'de bir avuç mür it eline bayrağı aldı camideki ve haydi şeriat isteriz. Menemen'in sokaklarına döküldüler. Geldiler askerlik şubesine. Orada gariban bir Anadolu evladı Kubilay. Astemen. Adam askerlik yapıyor, görevini yapıyor. Yakaladılar sürü. Getirdiler şehrin meydanına. Başlarındaki o zır deli mür it cebinden bağ bıçağını çıkardı. Bıçkı. Bağ bıçkısı. Astemen'in boynunu oracıkta kesti. Sürü davranışıdır bunlar. Anlatabiliyor muyum? 6-7 Eylül olayları. Bu ülkenin hepimizin utanması gereken bir şeydir. Bu memleketin birlikte yaşadığımız insanları, gayrimüslim, Hristiyan cemaat, Rum cemaat, efendim Yahudi cemaati, Süryani cemaati, her neyse, gayrimüslim azınlıklar. Teker teker dükkanlarını işaretlediler bir gece evvelden. 1957 yanlış hatırlamıyorsam. 50-55. 6-7 Eylül'de sürü caddelere salındı. Sürünün içinde sürüyü kışkırtan, ne yaptığını bilen, ne idüğünü bilen adamlar vardı. Nadanlar vardı. Dükkanları taşladılar. Dükkanları yağmaladılar. Kasaları açtılar. Paraları çaldılar. İnsanları öldürdüler. Sürüklediler. Vurdular. Kestiler. Ve o gün, o gece bazıları sıfırdan Türkiye'nin en zengin adamlarına dönüştüler. Bugün de o ailelerden bazıları bilir. Dolayısıyla haramzadeler. Haramla beslendiler, semirdiler. Başkalarının malını gasp ederek semirdiler. Dolayısıyla sürü böyle yaptı. Kendi unsurunuzu yok etti. O gün gayrimüslim azınlıklarınızı lince tabi tuttunuz da içinizde düşman kalmadı mı? Kendi parçanızı düşman ettiniz ondan sonra. Yani eğer bizden olmayan kalmasın hep dost olalım diye sizden olmayana farklı olanı eğer yok ederseniz sizden bir parçayı sizden olmayan haline getirmekte gecikmezsiniz. Belanızı bulursunuz. Hala o beladayız. Hala o beddua tuttu. Farkında mısınız? Hala bitmedi. Dolayısıyla yani öyle yekpare falan değiliz. Bakın ne oldu? Bu memlekette her ideolojiyi, mensubunu kendi siyasi hareketi bitirdi. Her ideoloji mensubunu, kendi siyasi, milliyetçiliği
milliyetçi partiler eliyle bitirdiler. Solculuğu, solculuk iddiasındaki partiler eliyle bitirdiler. Kemalizmi, Kemalist iddiasındaki darbeler eliyle bitirdiler. Ve ne oldu? Bitti mi? Bitti mi? Hayır. Bakınız. Bu son operasyonu çeken tarikat birbirini Kabe'nin avlusunda kafasını yardı, gözünü yardı. Anlatabiliyor muyum? Ondan evvel de zaten imamlarını kendi camilerinde kendileri öldürdüler. Hala faili meçhul. Onun için nasıl bir sürüdür? Nasıl bir sürüdür? Ve sürü her daim linç ister. Sürü yalanla çalışır. Sürü sormaz. Sürü kafasını çalıştırmaz. Sürünün hakikat diye bir derdi yok. Yıl 1969. Günlerden pazar. Amerika 6. filosu İstanbul'a demirlemiş. Demirleme gerekçesi askerlerinin cinsel ihtiyacını karşılamak. Ve o gün solcu gençler protesto etmek için protesto düzenliyorlar 6. filoyu. Yankee, go home. Ünlü slogan da bu. Çek git. Peki ne oluyor sizce? Bu gençleri sırtında kim sopa kırıyor biliyor musunuz? Sürü. Peki bu sürüyü kim harekete geçiriyor biliyor musunuz? Geçenlerde ölmüş olan bir gazeteci. Alnı secdeli, beş vakit namazlı bir gazeteci, Amerikan filosunu protesto eden gençlerin sırtında sopa kırdıran projeyi uyguluyor. Sürü bitmedi. Hiç bitmedi.